Arkadaşlar Bir klip değil yüzlerce klip gördünüz. Yani anlam veremediğim konu şu. Yani Bence bu takım hile. Sizce hile mi arkadaşlar bu takım? Ben kanaatımca %99 hile diyorum. Ben hile olduğunu düşünüyorum. Peki sizden ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu takım bu takım bu şekilde yüzde onlarca oyuncunun hakkına giriyor. Bu takım sıkıntı. Yani ben 6x scope açıp göremiyorum adamlar. Hadi benim cihazım küçücük. Seninki dev ekran. Ulan biri oyuncu. Sen niye 2 xle 300 metreyi tarıyorsun? Bende mi sıkıntı var ya? Toplandık. Bakın hala adamlar bizim şeyde. Bak göstereyim size. Göstereyim. Hala bakın burada var. Bakın hakem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kozmik, Meli, Melike, Onur, Tahir, Türk Pro Vural, Vita, Elit, Freak, Invictus. Buradalar. Bak burada o kadar konuşuldu. Bak biz 8'den beri buradayız. Anladınız mı? 8'den beri buradayız. Ben 8'den beri onlarla konuşuyorum. Ulan diyorum ki bak kardeşim. Adam gibi anlattım. Neler neler anlattım. Bak. Biz bu adamın hile olduğunu düşünüyoruz. Ve Puanlarınız, sizin sıfırlanacak ligden atılacaksınız. Lig var arkadaşlar. Adam diyor ki biz hile değiliz. Ya sen hile değilsin. Bir izle adamı izliyorlar ve bize on, onların gözünden de var bu arada. Savunma bu olabilir mi? Ya pencereye bakıyor pencere var mı diye. Ulan kaç defa adam'a nokta atış gözle mi bakıyor bu adam? Lig şekilde devam edecek arkadaşlar. Böyle insanlar bizim ligimizi bozamaz. Buraya çok büyük emekler verdik biz. Lig devam edecek. Benim için sıkıntı yok. Ligdeki ilk 8 zaten bir üst tura çıkıyor. Burada birinci şu an bir önemi yok. Sadece burada bir gövde gösterisi gibi oluyor. Bizi savunun arkadaşlar bazı yerlerde. Biz bir şey söylüyorsak, sinirleniyorsak, geriliyorsak vardır bir bildiğimiz. Biz de kötü oyuncular değiliz. Yargı dağıtıyoruz dedi kendisi. Bazen alan atmıyor, şanssızlık oluyor, bazen kötü oynuyorsun. Ama bot bir oyuncu olup, hile açıp, böyle kaliteli yayıncıların olduğu bir yerde. yaşa bakın bizim işimizi etkiliyor. Kişisel hayatımızı etkiliyor. Bu adamlarla biz en çok en çok karşılaşan bizizdir. Bu adamlar bas bas bağırıyor hileyiz biz diye. Benim hakkıma giriyor. Benim yayınımı sabote ediyor. izleyicilerim geriliyor. Ben geriliyorum. Çocuklara geriliyorum kızıyorum. Ulan zaten çocuklarla ben telefondan emülatöre karşı diş geçirmeye çalışan bir ekibiz. Binler çekiyoruz, oyunlar oynuyoruz, killer alıyoruz, sıralama kasıyoruz. Şu an ilk beşteyiz. Ulan hile kullanıp böyle insanların hakkına girmek ne demek? Bakın arkadaşlar bu benim için gurur verici. Ben diliyorum ki birincide olalım. Ama bilgisayardan oyunlarına karşı bir yere kadar devam ettiriyorsun. Burada ligde ilk 8 pardon ilk 9 takım bir üst tura çıkacak. Rusya tarafındaki ilk da bir üst tura çıkacak. Şampiyonlar Ligi olacak. 100.000 TL ödül orada. Ha bana kalırsa evet. puan sıfırlanması gerekiyor mu? Sıfırlanması gerekiyor ama bu sonraki düşünce şeyler. Şu an puan sıfırlama gibi bir durum yok. Sadece ligden o takım kovulur. Puan sıfıra çekilir. Hile damgası yer biter gider. Anladınız mı? Invictus 7 onu oldu. Onun da klipleri arkadaşlar araştırılıyor. Bakın biz bir anda insanlara hilesin sen şerefsizsin deyip atmadık. Ben oturdum orada bu takım sahibiyle bir buçuk saat dil döktüm. Anlattım. Lig iptal falan olmayacak arkadaşlar. O takımın puanı sıfırlanacak. Lig devam edecek. Böyle e, karaktersiz insanları arındıra 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 arındır arkadaşlar. Bu lig tertemiz hale gelecek. Geçen sezon bir başka takımda çıkmıştı. Bu sezon başka takımda. Geçen sefer puanlar sıfırlanmıştı ama bu sefer sıfırlanmayacak diye düşünüyorum. Adam hile ya. Hala diyor ki değil. Ya diyoruz oğlum göz var nizam var. Ben diyor ki, takım arkadaşımı satmam bence değil. Açıklamasını yaptık biz. Açıklamaya bak ya. Biz oturup seni adam yerine koymuşuz. Dinliyoruz kardeşim. Abi gibi konuştum ya. Bak beni öyle sakin göremezsiniz ya. İnanın valla kliplerini de göstereyim. de kayıdın başından sonuna kadar var. Herkesin konuşma, konuşması da var. Ben de biliyordum böyle olacağını. Hile olduklarını. Ama yavaş 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 bunlar arınacak. Bitecek gidecek. Peki. Tertemiz bir ad al alacak ve bizim bu büyük ligimizi kimse yıkamayacak. Sadece savunun. Böyle şey bir şey Neyse böyle adam pardon böyle kişiler kişi bile değil insan kişi böyle böyle zındıkların ligimizde işi yok. Buradan bütün takımlara sesleniyorum. Eğer böyle bir niyetiniz varsa böyle bir karaktersiniz böyle bir şerefsizseniz vicdanınıza koyun elinizi ve hile kullanmadan oyununuza devam edin. Benimle olun abi. Bizimle olun abi. Destek verin. Belki de bu zındıkları içeri, içimize sokanlar var. Bilerek yapanlar var. Ya da paramızı, bu şekilde parayı kazanmaya çalışanlar var. Bu haktır. Bu nizamdır. Göz ver nizam var. Oyuncuysan oynarsın. Takımın iyisi güzel oyunlar edilebilirsin. Şanslıysan alan sana atarsa en iyi takım denilen takımı bile 1 ve 3 1 ve 4 atar geçersin. Belki de ben şimdi birinci sırada olacaktım ya. Bakın Ahan'la buraya yazıyorum. Kendiniz görüyorsunuz. En çok F4 kapışan takım benimdir. Bunu her türlü yayınlarda şey yaparım. Bakın bu kul hakkını ödeyemezsiniz. Biz buradan ekmek parası kazanıyoruz. İnsanlara ekmek parası veriyoruz. Benim yanımda burada 10 tane çalışan var. Bu yanında çalışanların çoğu sizlerden. Beni izleyen izleyicilerinden aldım. Oyunculuğa başlattık. Yanımızda ödeme yapıyoruz. Para veriyoruz. Maaş veriyoruz. Ev geçindiren var. Burada insanları çekiliş yapıyoruz. Onu bunu geçtim. Burada insanlar güzel bir izleyici yakalayıp beni izliyor. Ama beni atlar atlamaz ghostlayıp ya da ghost değil, hile kullanarak artık ghost da değilmiş bu. Hile kullanarak bu şekilde bizi inadına inadına öldürüp bizi puan düşürmeye çalışırsanız bu karaktersizdir. Benim belki ben şu an birinciydim ya. Kul hakkı ödenmez. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar. Ulan benim elemanım trafik kazası yaptı arabayla. Bak Porsche belki 250-300 milyarlık hasar açıldı. Ben çocuğa ağzımı açıp laf söylemedim. Niye abim kaza yaptın demedim. Abicim dikkatsiz miydin dedim. Hani başıya mı dalgındın ne olaydı bir problemin mi var dedim. Yaptır araba dedim. Çek sağa. Çek dedim sağa. Çekici çağır. Tutanağı tut bitti. Ama dedim bir problemin mi var bir tanem. Hani ne oldu derdin ne? Kafam bu kadar mı dalgındı görmedin mi? Hatalı sensin. Yok abi bu muhabbet de tabi bir gün iki gün sonra konuşur. Çocuğun şeyi olduktan sonra. Canına bir şey gelmesin. Anladın mı? Ben düşünüyorum. Acaba diyorum birinin hakkını mı gasp ettim? Birisine ihanet mi ettim? Birine kötülük mü yaptım? Ah mı aldım da benim böyle bir şey başıma geldi? Belki Allah korusun ben kazaya başıma bir şey gelecekti. Ya biraz elinizi vicdanınıza koyun ya. Görüyordum TikTok larda işte mezarcı ağlıyor. Biz ghost'lamadık. Ulan hileci la hile hile. Ula hilesin ne gostu? Hileymişsin be. E ee, mezarcı ağlıyor dedi. E ee, hile çıktı şimdi takımlar. O takım hile çıktı. Ne olacak şimdi? E, o kadar beni kötülediniz. O kadar onlar daha iyiymiş dediniz. Temiz bir toplum istiyorum abi. Temiz insanlar, yürekli insanlar. Orasını burasını oynatan insanlardan nefret ederim ben. Bunlar abi zaten hep üstümüz oynuyor. Önemli mi değil ben Allah'a aşıklarına olsun hile takım varmış ona rağmen burada boy göstermişsin bizim üzerimize oynamalarına rağmen sadece bizim üzerimize oynadılar bu arada diğer takımlar üzerlerine oynayamıyorlar niye çünkü o takımlar çünkü o takımlar onun hile bunlar dese onların sözü dişi çok geçecek. Anladın mı? Onları bilerek oynamıyorlar ki. Ee, biz aradan kaynarız ikinci üçüncülük alırız keyfimize bakarız. Ama mezarcıları ezdik şu takımları ezdik. Bir sürü orada yayıncı var onları ezdik ama biz ikinciyiz ama o iyiyiz. E normalde adamın izlenmesi sayısı 100-200'müş. Şimdi olmuş 3000-4000 ya maşallah ya şükür. Rezindik. Hak var ya? Ya hala savunuyorsun savunma. Yapma. De ki vallahi helal ya. Vallahi helal olsun. Geldi mi o da? Abi. kaç dakikası var? Abi. Tamam Gel tamam geldim. görmedim abi. Ben ben de bütün bildirimler kapalı.